Hayırlı günler muhterem izleyicilerimiz. Sizlere Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, İslam ve Hayat programımızda yeniden sizlerleyiz. Malumunuz İslam ve Hayat programımızda sizlerden gelen dini soruları Şanlıurfa Emekli Vaizimiz Ahmet Sarıoğlu hocamız bilgilendirecek bizleri ve sizleri inşallah. Siz değerli izleyicilerimiz de merak ettiğiniz, kafanıza takılan dini fakih soruları, güncel soruları 0314 alan koduyla 247-36-36 ve 247-53-53-0 hatlardan sorabilirsiniz. Veya cep telefonunuzun mesaj menüsünden girip büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 3969'a mesaj olarak gönderebilirsiniz. Muhterem hocam, programımıza hoş geldiniz. Allah razı olsun Harun hocam. Değerli hocam, şöyle bir soruyla başlayalım. Teyemmüm hakkında izleyicilerimizi genel manada bilgilendirebilir misiniz hocam? Hayırlı günler muhterem Kanalfa TV izleyicileri. Teyemmüm gerçekten bilinmesi lazım gelen, her Müslüman tarafından bilinmesi lazım gelen önemli bir ibadet teyemmüm. Evet. Ancak teyemmümü hakkıyla yapabilen insan azdır. Sonra teyemmüm nasıl alınacağını bilen insan da memleketimizde maalesef az. Ben müsaade edersiniz, ceketimi de çıkaracağım, kollarımı da sıvayacağım ki muhterem izleyicilerimiz daha dikkatli olsun, teyemmümü daha dikkatlice. Ancak şunu hatırıma şu anda şu geliyor. Evet. Diyorum ki biraz programımız ilerlesin. Hı. Muhterem izleyicilerimiz yoğunlaşsın. O zaman teyemmümü tarif etsem daha uygun olmaz mı Harun hocam, kardeşim? Eyvallah hocam. Ya bence daha eyvallah uygun olur. Çünkü sıkça izleyicilerimiz soruyor hocam. Doğrudur. Hiç adres teyemmümün nasıl yapılacağını bir kısım arkadaşlarımız, izleyicilerimiz bilemiyor. Normaldir. Evet hocam. Bilmemeleri yadırganacak bir olay değil. Ancak bilmeleri gerekiyor. Evet. Teyemmümün nasıl alındığını, teyemmüm nasıl alınır, nasıl hareket edilir, nasıl uygulanır, onu fiili olarak, tatbiki olarak muhterem izleyicilerimize göstermek İzlam istiyorum. Göstereceksiniz inşallah. Ancak işte dediğim gibi henüz izleyicilerimiz belki programımıza yoğunlaşmadıkları için yoğunlaşmalarını bekleyelim. Biraz evet geçsin, sonra bunu ben inşallah tarif edeyim. İnşallah. Değerli hocam, güncel bir soruyla başlamak istiyorum. İzleyicilerimiz soruları gelene kadar inşallah. Malumunuz gazetelere bir haber yansıdı. İzmir'de bir çocuk, Allah inşallah kendisine rahmet eylesin, 21-25 yaşlarında bu kolon kanseri oluyor ve çok dayanılmaz ağrılar çekiyor. Babasına işte babacığım ya beni iyileştir şeklinde veyahut beni bu acıdan kurtar. Babası da maalesef iki kurşun sıkıyor ve çocuğunu öldürüyor. Bu şekilde yakalandı ve Türkiye bunu tartışıyor. Bu durumda baba suçlu mudur değil midir? Ötenazi dediğimiz şey, yani kişinin kendisini ölüme götürmesi caiz midir değil midir? Dayanılmaz ağrıları varsa vesaire şu bu. Bunu sormak istiyorum hocam sizlere. Muhterem izleyicilerimiz, din-i mubin-i İslam insanlara rahmet olarak gelmiş. Din rahmet olarak gelmiş. Azap vasıtası, sıkıntı vasıtası, zorluk vasıtası olsun diye din gelmemiş. Ve Cenab-ı Hakk'ın mülküdür vücut. Bu vücut bizim malımız ve mülkümüz olup herhangi bir tezgahtan, herhangi bir fabrikadan, herhangi bir efendim mağazadan almış değiliz. Vücut Allah'a aittir.
Onun için Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Mülkün sahibi de mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Çok ağır sıkıntılara maruz kaldığımız zaman sığınacağımız tek bir merci var. O da Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak'tır. Onun için biz sabretmekle yükümlüyüz. Sabır nerede olur? Sabır sıkıntı anında olur. لَيْسَتِ الْاَحْلَامُ فِي ح۪ينِ الرِّضَى اِنَّمَا الْاَحْلَامُ ف۪ي ح۪ينِ الْغَضَبِ Yani halim selim olmak, her şey dört dörtlük iken değil tabii ki. Ne zaman halim olacak? Hiddete geldiğin zaman, seni sıkıntıya koydukları zaman, insanlar tarafından zorluğa konulduğun zaman, o zamanki senin hilmin iyidir, para eder, makbul olur. Şimdi sabır. Cenab-ı Hak Kur'an'ın 70 küsur ayetinde bize sabrı tavsiye ediyor. Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabitu ve attekullaha leallekum tuflihun. Ey iman edenler sabrediniz, düşmanlarınızı sabırda geçiniz, Allah'tan korkunuz ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz. İnnallâhe ma'as-sâbirîn, Allah'ın tevfik ve inayeti sabredenlerle beraberdir. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Cenab-ı Hak Peygamber-i Zişan Efendimiz'e sabret, senin sabrın ancak Allah tarafından gelir. Ve buna benzer birçok ayet-i kerime var. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, sıkıntıya düşen insan sabredecek. Allah yardım etsin, ben takdir ederim. O vatandaşımızı Allah rahmet eylesin, Allah taksiratını affetsin, acı çekmiş, dayanılmayacak acılara maruz kalmış. Ancak bu dayanılmayacak acılara maruz kalmak intihara veya etanaziye sebebiyet vermemesi lazım muhterem izleyiciler. Evet. Sabredecek. Efendim sabırda efendim ileriye gidecek. Sabrı tükendiği zaman da Cenab-ı Hak'tan sabır isteyecek. Sabır kuvvetini isteyecek. İnşallah Rabbul Alemin sabır verecek. Bugün muhterem izleyiciler her türlü tıbbın her türlüsü ilerlemiş. Bu adam acı çekiyor ama bu insanın evde bu acılara bırakılması doğru değil. Bunu bir tıp merkezine götürmek lazım. Ve orada bu insanın hiç olmazsa acılarını dindirecek ilaçlar kullanılması lazım. Eve bırakmışsınız, her türlü sıkıntıya maruz bırakmışsınız. İnsan da genç, efendim hayat şartlarını bilmiyor, dini konuları bilmiyor. Onun için acılara dayanamayarak ya beni iyileştir, sanki iyileştirme babasının elinde. Sanki babası dilediği zaman bu çocuğu iyileştirme gücüne sahip. Bakın Hazreti İbrahim'den Kur'an bahsediyor. Şuara sure-i celilesinde. Ve Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'den bahsederken şöyle buyuruyor. Estaizu billah ve izâ merihtu hastalandığım zaman fehuve yeşfîn huve la gayruhu. Ancak Allah bana şifa verir. Bir başkasının elinde şifa yok. Baba ya beni iyileştir ya beni öldür. Böyle bir şey olamaz muhterem izleyiciler. Baba da buna dayanamayarak silahını çıkarıyor, adamın başına sıkıyor. Nasıl elin varıyor? Bu senin evladındır, ciğerparendir. Evet. Ve innemâ evladuna ekbâduna temşî alel ardî. Bizim evlatlarımız ciğerparemizdir. Ciğerimizden kopmuş bir parçadır. Ayaklanmış yeryüzünde yürüyor diye ifade ediyor İslam bilginleri. Dolayısıyla muhterem izleyiciler bu hatadır. Bu yanlıştır. Ancak İslam'a göre bakın muhterem izleyiciler şunu da ifade edeyim. İslami kurallara göre, dini kurallara göre baba evladını öldürmesinden dolayı dinen bu adama ceza verilmez. Kısas uygulanmaz. Efendim buna
sıkıntı verilmez. Çünkü onun parçasıdır. Onun meydana getirdiğidir. Dünyaya gelmesine sebebiyet verendir. Bu nedenle babaya kısas uygulanmaz. İslami kurallara göre. Peki kendimi kaybettim artık yani çok ağır tazik altındaydım şeklinde bir savunması var hocam. Bu yani o, şey o geçerli değildir o. Evet. Şimdi siz öyle diyorsunuz. Nefsül emirde, vakide böyle midir? Şimdi bir insan aklını kaybederse o mükellef değil. Fakat bunun ispatı nasıl olur? Ne şekilde olur? Yani nasıl bunu ispat edeceksiniz? Bu insanın aklını kaybettiğine dair kanıt nasıl olabilir? Yani bunu nasıl ispat edersiniz? Bunun ispatı yok. Yani bu şayet öyleyse diyaneten geçerli, kanunen geçerli değil. Kabaen geçerli değil İslam'a göre. İslam'a göre diyaneten bu geçerli. Huzur-u ilahide sorumlu olmaz. Eğer gerçekten aklını kaybetti, şuurunu kaybetti, şuursuz hale geldi, freni patlamış bir araba durumuna döndü, nereye toslayacağı belli değil ve bu işi yaptıysa indi ilahide sorumlu değil ama kanunen sorumlu. Evet hocam. Ben genel manada diyorum. Yani sadece bu insan için demiyorum. Genel manada kanun-i ilahiye göre eğer hakikaten aklını kaybetmişse bu sorumlu değil. Ancak bu insan kazaya göre yani kavanini dünyeviyeye göre bu adam suçludur. Suçludur evet. Diyemez ki ben işte aklımı kaybettim, şöyle oldu, böyle oldu, bunu ispat edemez. Evet. Değerli hocam bazen hayvanlarda oluyor böyle hayvan ağır yaralı filmlere seyrediyoruz ya o şekilde bir öldürmek caiz olur mu? Şimdi bu tabii ki Şafii mezhebinde olmuyor. Hanefi mezhebinde oluyor. Artık iyileşmesi mümkün değil. Acı çekiyor ve acı çekiyor, azap çekiyor. Kesmek suretiyle onu rahatlatmak mümkün. Kesmek suretiyle. Fakat Şafii mezhebi bunu kabul etmiyor. Hanefilerde bu mümkün. Evet hocam. Kesilebiliyor. Kesim eyvallah şekliyle. Eyvallah. Kesilebilir ve o şekilde rahatlatılabilir. Değerli hocam bir izleyicimiz sorusunda bir imam Kur'an-ı Kerim'i mahreçsiz okuyabilir mi? Yani harflerin mahrecine vesaire sıfatlarına dikkat etmeden okuyabilirse cemaate de imamlık edebilir mi demiş. Muhterem izleyiciler vatandaş olsa sıradan bir vatandaş normal bir vatandaş okuyabilir. Ama gene de yani tecvid ilmine göre, kıraat alimlerine göre, kıraat alimleri diyorlar ki Harun kardeşim. Dinliyorum hocam. وَالْاَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ Evet. مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ وَالْاَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ Yani mecburidir. Evet. لَازِمٌ Gereklidir. Men lem yucevvidil Kur'an'a kim tecvid kurallarına göre Kur'an-ı Kerim'i okumazsa athimun ismen urfiyen yani dini bir isim değil urfi bir isim yani kıraat alimleri nezdinde bu bir athimdir. Yanlış yapıyor. Ancak bir imam sıradan bir insan değil. Ve ben imam arkadaşlarıma, kardeşlerime sevdiğim bu insanlara hayatımın en güzel günlerini, en güzel senelerini bu teşkilatta geçirmiş bir insan olarak ben istirham ediyorum. Onlar namına tabii benim bir faydam yok burada. Sadece tebliğ faydam var. Bütün arkadaşlarımız, bütün imam arkadaşlarımız, müezzin arkadaşlarımız, Diyanet Camiası'nda çalışan, dini camiada, şimdi Diyanet'te çalışan insanlar var, iki gruptur onlar. Biri idari işlerde çalışıyor, evet. Biri bilfiil dini işlerde. İmamdır, müezzindir, vaizdir, efendim buna benzer, müftüdür, olabilir. Gerçi müftülerimiz hepsi kalbur üstü insanlar. Fakat ola ki ihtiyaç duyduğu bir şey olabilir. Onu gidermesi, öğrenmesi gereklidir. Hem dinen gerekli, hem ürfen gerekli, hem halk nezdinde
bilinmesi gerekiyor. Eyvallah. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız, hepsi değil, Allah razı olsun, çok böyle 24 ayar altın değerinde çok arkadaşımız var. Maşallah. Fakat bir kısım arkadaşlarımız zamanlarını boşa geçiriyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala an buyuruyor ki inni le ekrahul abde sübehlelen. İnni le ekrahul abde sübehlelen. Sübehlel nedir? La fi ameli dünyahu ve la fi ameli ahiretihi. İzah ediyor. Sübehlelin manası bu. Ne dünyası için çalışıyor, ne ahireti için çalışıyor. Ortada kalmış. Müzebzebine beyne zâlike. La ilahe ulai ve la ilahe ula. Ne dini dünya işlerinde çalışıyor, ne de dünya din işlerinde çalışıyor, ahiretine çalışıyor. Bir kısım insanlar bu şekilde. Efendim, dükkandan dükkana, o dükkanda 5 dakika yarım saat, öbür dükkanda 5 dakika yarım saat ve namaza 5 dakika kala gidiyor. Allahu Ekber, ondan sonra selamu aleyküm ve rahmetullahi selam. Ya Allah kaçtı gitti. Yani bu değil yani, bu değil. Bu imamlık değil bu. Evet hocam. Bu imamlık değil. Sonra hadis-i şerif var. Zayıf da olsa hadis hadistir. La barakallahu li fi yevmin tatlu'u aleyhi şemsu lem ezded minallahi ilmen yukarribuni ilallah. Yani bir günün güneşinin üzerinde doğduğu gün, eğer ben o günde beni Allah'ın rahmetine, Allah'ın rızasına yakınlaştıracak ilim elde edemiyorsam, Allah o günümde bereket koymamıştır ya. Yani yazık oluyor. İmam arkadaşımız tecvidi yok, mahreç yok, efendim tecvid kurallarına uymuyor. Zaten tecvid kurallarına uyulmadı mıydı, Kur'an, Kur'an sayılmıyor. Evet hocam. Kur'an sayılmıyor yani. İstenen derecede bir Kur'an değildir o. İstenen seviyede bir Kur'an değildir o. Yazık oluyor. Evet hocam. Günah oluyor. Hocam görevli imamlar için bu söz konusu da normal, pek genel alsak yani imam olmayan yani resmi görev dışında. Diyelim ki birisi cemaate imamlık yapacak. Onun için de yine kıraatında şartı değil mi hocam? Aynen, şimdi imamın arkasında durmak var bak, evet. İslam'a göre. İmamın arkasında durması gereken insan kim? Kıraaten iyi olan. İmam seviyesinde yani imamın namazı bozulduğu takdirde yerine geçip namazı devam ettirebilecek seviyede bilgiye sahip olan insan olmalı. Evet. Adam geliyor. Yani biz İslami sembollara karşı değiliz. Sakallı, efendim, yaşlı, başlı geliyor, imamın arkasında duruyor. Ne Fatiha'sı düzgün, ne Zemmi Suresi var, ne kıraati var. Durma kardeşim orada ya. Durma orada ya, lütfen ya. Yani namazla ilgili meseleleri de bilmesi lazım değil mi hocam? Tabii ki imamlık yapacak seviyede bir adam. Seviyede olması lazım, evet. İmamlık yapacak seviyede. İmam arza maruz kalırsa, bir arza olursa kendisinde, bu cemaatin önüne geçebilecek seviyede bir insan olmalı. Evet. Hani cemaatin de bir adabı var. Caminin de adabı var. Efendim, namazın da adabı var. Cemaat namazının da adabı var. Fakat işte ahir zaman değerler alt üst olmuş. Nerede şu? Efendim, herkes bir şekilde hareket ediyor. Kimse kimseye de bir şey diyemiyor. Diyemiyor maalesef. Yani eskiden denilebilirdi, şimdi diyemiyorsunuz. Yani Allah korusun. Onun için bu yanlış. Nerede şu? Kur'an-ı Kerim'i imamlık yapan bir arkadaşımızın en güzel şekilde okuyabilme derecesinde olmalı. Ki bir kısım imam arkadaşlarımız, Allah onlara gerçekleri görmeyi nasip etsin. Amin. Cemaatin önünde Kur'an okurken cemaat ona hep yanlışlarını çıkarıyor. Bir satır doğru okuyamıyor. Ben bu imamlıktan ne anladım arkadaşım ya? Azizim ya. Yani insanda bir gayret olur ya. İnsanda bir onur olur ya. Bir şahsiyet olur ya. Yani cemaatim benden daha iyi bu Kur'an'ı okuyabiliyorsa, ben bu cemaata nasıl imamlık yapacağım?
Denilmez mi Allah aşkına? Yani imam arkadaşlarımız kusura kalmasınlar. %99'u pırlanta gibi ama işlerinde böyleler de vardır. Ha yani onu da inkar etmeyin arkadaşlarım. Neredeyse. Böyleleri de var. Böyleleri de var. Benim sözüm onlara. Böylesi olan insanlara. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda kadının kordonlarını bağlatması günah mıdır demiş. Aziz ve muhterem izleyicilerimiz, İslami kurallara göre Allah insanı mükemmel yaratmış. Mükemmel yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Rabbul Alemin'in sözü. Biz insanı en güzel şekilde yaratmışız. Kusursuz yaratmışız. Mükemmel yaratmışız. Şimdi bir kadın düşünün. Yani kadın doğum yapabilir, yapması uygun olan insandır. Evet. Bu kadın, kadının kadınlığını ifade eden doğumudur. Ha, doğum yapabilir halde iken kendi kendisini yapıyor, kısırlaştırıyor. Ha, şimdi bazı doktor arkadaşlar kızıyorlar bu sözüme. Fakat gerçeği budur. Efendim sonra açabilir. Açsa çocuğu olması sanki çantada keklik mi? Aziz arkadaşlar, aziz izleyiciler, doktorlara sordum. Bu organ çok hassas bir organ. Evet. Ve bu bağlandı mı zedeleniyor. Bir daha açsanız da çocuk yapma yeteneği efendim sarsılıyor. O işlevsiz bırakıyor. Yani işlevsize yakın bir durum. Efendim tüp bebek yap. Tüp bebek sende çantada keklik mi? Nice insanlar tüp bebek yapmaya çalışıyor. 1, 2, 3, 4 olmuyor arkadaş. Olmuyor. Benim çocuklarım var. Anladım. Allah ömürlü etsin. Salih ve salihalerden eylesin. Amin. Fakat yarın ne olacağını sen biliyor musun aziz kardeşim? Yarın ne olacağını sen biliyor musun? Hesaba katabiliyor musun? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da fetvası kordon bağlanmasının caiz olmadığı yönündedir. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye'de sözü geçerli olan, sözü dinlenen veya uyulması gereken kurumumuzdur. En yüksek din işleri yüksek kurulu. Yüksek kurulu. Dolayısıyla çok zorunlu olmadıkça, şimdi bakın her şeyin bir alternatifi var. Kordon bağlanmasının alternatifi var. Korunma. Ve bu bütün sağlık ocaklarında ücretsiz olarak uygulanan bir yöntem veya yöntemler. Oraya giden bir insan nasıl korunabileceğini, nasıl bir şekilde hareket edeceğini çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Ha, siz çocuğum şu anda olmasın. Tamam. Siz kendinizi koruyun. Ama bunlar geçici tedbirlerdir. Caizdir bunlar. Ama tedbir alacağım diye kendinizi efendim sakat bırakmanız veya bu yeteneği kaybetmenize vesile olacak şekilde davranmanız o doğru değil. Ya doğum kontrolü hocam, yani belli şartlar doğum caiz. Doğum kontrolü değil, doğum tanzimidir aslında bu. Doğum tanzimi. Yani bir çocuğun olmuş, tanzim şu. Evet. Çocuğunuz oldu, daha bu bir bere küçük. Evet. Daha şu çağında ikinci çocuğa kalmasın diye bayan ne yapıyor? Tedbir alıyor. Yani gebeleyi önleyici tedbirlere başvuruyor. Ve bir müddete kadar bunu yapıyor. Yani bu çocuk ayağa kalkar, yemek yer, ihtiyaçlarını görür veya artık bu insanların kendi iradelerine bağlı bir şey. Evet. Kendi arzularına bağlı bir şey. Şimdi bazı özellikle de kırsal kesimde kadını görüyorsunuz. Karnında bir çocuk, sırtında bir çocuk, kucağında bir çocuk, elinde bir çocuk. Evet hocam. Yani bu enteresan bir şey. Hangisine bakacaksın? Hangisine sahip çıkacaksın? Hangisine yetişeceksin?
Yani bu kadına azaptır, başka bir şey değil. Çocuğa evet. da hakaret. Eyvallah. Muhterem izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra İslam ve Hayat programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.